Ruhun maddeye dokunuşu olan sanat, insan fıtratında güzele ulaşma arzusunun tezahürüdür. Sanat, duyguların pusulasıdır. Öğretilerin ve algıların ötesinde başka gerçeklerin var olduğunun göstergesidir. Sanat noktayla başlar. Sanat, ahlak konusu gerçekten çok derin bir konu. Batı'da sanatın ahlakı, felsefesi konusunda çok sayıda kitaplar yazıldı. İslam dünyasında maalesef yok gibi. Tespit edilmedi. Belki sohbetlerde geçirildi, geçiştirildi. Lakin kitap olarak yayınlanmadı. Şimdi sanatın bizzat kendisi baştan aşağıya ahlak olmak zorunda. Sanatçının kendini, bulunduğu topluma, sanatına karşı bir ahlakı olmak zorunda. Topluma karşı ahlakı nedir? Bir defa hangi inancın mensubu ise, o inancın ağırlığını taşıyarak toplumuna karşı ahlak abidesi olmak zorundadır. Ahlak olmayan sanatçıya itibar olmaz. Sanat deyince zaten ahlak gelmeli aklımıza. Güzel ahlak gelmesi gerekir. Ahlak deyince de güzellikle gelmesi gerekir. Zaten İslam'da ahlakın adı güzel ahlaktır. Ben sizin ahlakınızı tamamlamak için gönderildim diyor Peygamberimiz. Güzel ahlakla güzellik aynı şeydir. Eşyada gördüğümüz şey güzelliktir. Ama bu insan hareketlerinde, davranışlarında bir bütün olarak yansırsa o zaman bununla da güzel ahlak oluyor. Ahlak kelimesi de hulktan gelir. Yaratılış demektir. Halk, hulktan gelir. Dolayısıyla insan yaratılışlarına uygun hareket etmek demektir. Bu da güzelliğin ta kendisidir. İslam sanatlarında sanat ahlakı denince sanatçının kendisinin sadece bir vesile olduğu anlaşılmalıdır. Yani yaratanın verdiği yeteneği, kabiliyeti, zekayı kullanarak bir şeyler üretmesinden ibarettir. Hiçbir zaman kendisini yaratanın önüne koymadan, yaratma sıfatının Allah'tan geldiğini bilerek izleyicilere bunları aktarmasıdır. Klasik sanatlarımızın temelini İslam inancı oluşturur. Bu sanatlarla ilgilenen sanatkarın ilk hedefi kamil insan olma gayretidir. Sanat ahlakı, insanın huy ve mizacına güzel özellikler katar. Ruhunda incelik, zarafet ve vicdan duygusunun oluşmasını sağlar. Kısaca, Kur'an-ı Kerim'in insana öğrettiği ahlaki özelliklerdir. Kumaş neyse sonuçta ondan ibarettir. Fakat klasik sanatlarda eğitim süreci gayet uzun bir süredir. Öyle birkaç ayda netice alınabilecek bir süre değildir. Bir usta öğretici talebesiyle asgari hat sanatı için söylüyorum. 6-7, 10-15 sene falan birlikte ders görür, birlikte meşk ederler. Bu süre zarfında hocasının hal ve hareketleri öğrenciye mutlaka yansır. Zaten yansımayan öğrencilerin de bu kadar uzun bir müddet derse devam etmesi pek mümkün olmaz. Sabır isteyen sanatlar bu sanatların hepsi. Bu sabır sürecinde insanlar değişir, dönüşür. Hocasının da teşvikleri ve tavsiyeleriyle evrilirler. Yani ahlaklarını biraz düzeltirler. Nasıl Allahu Teala Ankebut suresinde söylüyor, namaz insanı kötülükten alıkoyar diye.
Bu kadar uzun eğitim süresinde hocasının yanında dizinin dibinde oturup edeple karşısında bekleyen bir öğrencinin de kişiliği mutlaka değişikliklere uğrar. Bir sanatkar o sanatıyla beraber adab usul erken görüp elbette ahlakını da tekamül ettirir ama haddi zatında ahlaklı, efendim dindar ve ahkamı bilen bu ahkamla, bu hükümler ve kurallarla yaşantısına yön vermeye çalışan insanların sonraki işidir sanat. Dolayısıyla sanat ahlakı tabiri günümüzde tercih edilmekle beraber aslında sanatın adabı ve örfü kuralları dememiz daha yerinde olur. Sanatıyla kendini şekillendiren sanatkar, davranış ve yaşayışıyla ilgili kendini sorgulayabilecek kadar güçlü bir vicdan duygusuna sahip olur. Sanatını kişisel çıkarlarına alet etmez. Bizim kadim sanatlarımız hep insanın bir şeylerle meşgul olup, sabır gösterip, vefa gösterip, efendim bir hususta sebat edip, azmi ve niyetini hiç bozmadan müstakim bir yolda bütün gördüğü eziyetlere, neşeye, üzüntüye rağmen yol alması üzerine tesis edilmiştir. Çok kabiliyetli insan, çok büyük sanatkar gibi böyle günümüzün moda tabirleriyle söylenebilir. Elbette Allah'ın kabiliyeti insanlara bahşi farklı farklıdır. Ama bizim hep sanatlarımız bunları birebir yaşayarak, sabırla efendim gün gün tekamülü izleyerek yol alınması gereken mecralardır. Dünya nimetlerinin cazibesine kapılmadan vazifelerini yerine getirir. Asla tekebbür göstermez. Bu şekilde ahlak-ı hamideye doğru yol alır. İnancının özellikleriyle kendini yetiştiren sanatkar, güvenilir, dürüst özellikleriyle dikkat çeker. Her daim öğrenmeye ve kendini geliştirmeye gayret eder. Sanatın asıl sahibinin yüce yaradan olduğunu, kendininse sanat adına bir elçi olduğunu bilir. Bu büyük makamın vazifelerini yerine getirebilmek için sebat eder. Biz bir İslam sanatıyla uğraşıyoruz ve Allah'ın kelamını en güzel şekilde yazarak geleceğe aktarmak için mücadele ediyoruz. Bunun bir şerefli tarafı var tabii ki. Bu şerefli tarafını muhafaza ederek hal ve hareketlerinde dikkatli olması lazım. Gül yetiştiren bir kimse üzerinde gül kokusu taşır. Yani taşıması lazım. Güzel sanatlarla uğraşan kimsenin de kalbin dikkatli olması lazım. Yüce Rabbimizden gelen tecellilere mazhar olması gerekir. Yani mazhar olduğunun bilincine varması gerekir. Böyle bir düşünce ile hareket ederse sanatkar, büyük sanatkar olur. İslam dünyasında bir eser ortaya konulurken, bütün maharet ortaya konulup, bilgisi, her türlü armoni sağlandıktan sonra mükemmel iş yapmak ancak Allah'a mahsustur düşüncesiyle eski büyük sanatçılarımız özellikle kendinin gözüne batacak noktalarında noksanlık yapmışlar. Hatta birçok İslam sanatçısının yaptığı işlerde imzası yoktur. Özellikle koymamıştır. En akla gelen ilk örneği bunun Sultanahmet Camii'dir. Mimar Sinan'ın öğrencilerinden Sedefkar Mehmet Ağa, Sultanahmet Camii'nin hiçbir yerine bir iz işaret imza filan koymamış. Klasik sanatlarımız, tefekkür, sabır ve teslimiyet gibi değerleri insana katarken, göz, el ve gönül terbiyesinden de geçirir. Bu şekilde eğitim alan sanatkar, yüksek bir düşünce ve idrak gücüne sahip olur. Sanat ahlakına sahip olan sanatkar, güzel bir alemin kapısını açan anahtarın elinde olduğunu bilir.
kainatta ortaya çıkan her olayı ve mevcut olan her varlığı estetik bir mesaj olarak algılar. Eserinde aklın ve tefekkürün bütün cilvelerini yansıtır. Hususi bir sanatı seçip hocasına, hocasından gözünü ayırmadığı, onun vazifelerini, onun arzularını yerine getirmeye gayret ettiği zamanlarda artık kendisinde bir şeyler olmaya başlar. Eski kişi değildir o. Sabırla, vefayla bu yönde ilerlerken kendini değiştirir. Sanatın insana kattığı ahlaki değerler menfi ya da müspet olabilir. Bu sanatlarla uğraşırken size her zaman bir ön saygıyla muamele ederler. Hatta birçok edebi sanatçıyla ya da işte imamlardan daha üstün tutulur. Bu yönlerden insanların bir şeyi vardır. Ahlaki değerlerinde temsil zorunlulukları da vardır. Bunlar gelişirken kendini de yetiştirir sanatçı. Etrafına bakar, çevreyi izler. Handikapı ise şöyle diyeyim, insana bir kibir verilir yanında. Çünkü daha önce eğer bu kadar saygı ve iltifat görmediyseniz sizin de kişiliğinizde bazı bozulmalara sebep olabilir. Ama ben bunu şöyle açıklıyorum, cebinize kibir koyulur, atıp kurtulursanız yolunuz açık olur. Sanata karşı olan ahlakı sadece icrasıyla değil, malzemesiyle de sağlanmak zorunda. Osmanlı'nın milli bir mefkuresi vardı, devleti ebed millet. İslam sanatçısının da mefkuresi hep şudur, sanatı ebed millet. Ebediyen kalacak sanat şaheserlerini bırakmak. Ve oradan beklenti de şudur, bir sadakayı cariye olsun. Ben göçüp gittikten sonra bakanlar beni rahmetle ansınlar. İdeal sanatkar, kibirden uzak tevazu sahibidir. Yaradan'ın kendine verdiği ilham ve kabiliyet için şükreder. Sanatkar, ruhen olgunlaşmaya çalışır, yaşamını mutasavvıf gibi sürdürme gayretindedir. Sanatkar, sanatını bir derviş hırkası gibi üzerine giyer ve sanatıyla hemhal olur. Hoca-talebe ilişkisi aslında çok güzel, içsel bir ilişkidir. Çünkü örgün eğitim sistemindeki gibi önüne gelen bu sanatla uğraşmak zorunda değil. Bizlerde öğrenci yoktur, talip vardır. Yani talep ederiz o yüzden. Talip olmuş gelmiştir. O bazı şeyleri de göze alarak gelmiştir. Bugün bile bu sanatlardan bahsedildiğinde derhal aklı, fikri, gönlü yerinde insanımız hoca ve talebesinin birbirine tefeyyüzünden dem vurur. Aslında hoca sadece estetik görgü, o görülen zahirdeki eseri meydana getiriş, tasarım kurallarını vermez. Bir feyiz aktarır, kendisi hocasından aldığı ahlakı, adabı, örfü gösterir ona ve bu talebeyi de pişirir, bir yolda eğitir. Her şeyin bir esası ve metodu olduğu gibi, ilim elde etmenin de bir usulü vardır. Talebe, hocasından birebir ders alarak sanatını öğrenir. Hoca olmak, zora talip olmaktır. Hoca, ilmin emanetçisidir ve bunu en doğru şekilde talebesine öğretme gayretindedir. Evlat yetiştirmek gibi bir şeydir öğrenci yetiştirmek. Kendinden sonra sanattaki neslini öğrencisi devam ettirecek. Hiçbir şey esirgemeyecek. İlmi sakladığımızda o saklamak haramdır. Hadis-i şeriflerde kesin açıklanmıştır bunlar. Kolaylaştırın, güçleştirmeyin. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Dinimizin temellerindendir bu. Öğrencisine sanatı soğutmadan aktarmak zorundadır, sevdirerek. Öğrencinin hocasına karşı olan bir takım görevleri, mecburiyetleri, icap eden hususlar illaki var.
hocasına son derece saygılı, muhabbetli olacak. Neyi söylüyor, neyi anlatıyorsa almaya hazır olacak. Sürekli tebessüm edecek. Ve ölünceye kadar yakasını bırakmayacak. Hoca ve talebesi çok ulvi bir gaye için yola çıkmış kimselerdir. Sanat eğitimi, hoca, talebe, usta, çırak münasebetiyle ömür boyu süren bir birlikteliktir. Hoca öğretirken Allahu Teala'nın rızası için öğretir. Faydalanmayı değil, faydalı olmayı düstur edinir. Talebesini en latif şekilde iyiye, güzele teşvik ederken sanatın şerefini korumayı da telkin eder. Bilgisini, ilmini gizlemeden öğretir. Talebesinin hevesini kırmadan eleştirir, kibre kapılmasına da fırsat vermeden takdir eder. Hoca, talebesini taklidi bir sanatkarlığa yöneltmez. Kendini ve sanatının inceliklerini keşfetmesini sağlar. Sami Efendi'nin şu kıssasını anlatayım. Sami Efendi çok kabiliyetli birisi. Kıbrıs'ı zadeden talik yazı meşk ediyor. Hocası çok kuvvetli bir hattat değil. Ama devrinde Ali Haydar Bey diye kalemi çok kuvvetli talik yazan bir hattat var. Yazılarını görmüş Sami Efendi'nin ve haber göndermiş. Evladım bana gel ben göstereyim. Sami Efendi gitmemiş. Bir gün Ali Haydar Efendi'nin kapısı çalınıyor. Sami Efendi orada. Ali Haydar Bey diyor ki, evladım diyor bu kadar zamandır haber yolluyorum. Neredesin? Diyor ki, hocamızı biz ölünceye kadar terk etmeyiz diyor. Hocayla öğrenci arasını ölüm ayırır. Dün hocamı toprağa verdim diyor, bugün sizin kapınızdayım. Sanat gönül işidir. Bu ilim ancak isteyene verilir. Talebe, hocasına ve sanatına duyduğu muhabbetle öğrenmeye gayret gösterir. Hazreti Ali'nin buyurduğu gibi, "Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum." sözündeki hassasiyeti talebe, hocasına karşı göstermeye, saygı ve hürmette kusur etmemeye gayret eder. Talebe, rütbe ve makam gibi maddi heveslere kapılmadan, Hakk'ın rızasını umarak öğrenme gayesinde olmalıdır. Eskiden bazı sanatkarlar eserlere imzalarını atmazlardı bile. Çünkü sanatçının yaptığı eser zaten kendisi imzasıydı. Yazdırana bak derler bizde her zaman, yazana değil. O yüzden mütevazi bir imzayla sol alt köşeyi tercih ederiz. Metin yazdığımız zaman ibareler kullanırız. El fakir, el hakir, el aciz tarzında kendi benliğini aşağılayan, Allah'ı yine ön plana çıkartan, yaptığının onun elinden yapıldığını söyleyen ibarelerdir bunlar. İmzaya mezun edilen, izin verilen talebe kendine bulduğu güzel bir imza ile artık yazılarını süslemeye, yani imza da yazının süsü kabul edilirse, onu yazının hususi bir yerine kondurmaya başlar. Ama birçok meşhur hattat hocasının adını yazmadan imza atamaz. Bir gelenektir bu. İşte ketebehu falan, min telamizi falan. Belki de hocası göçmüştür, efendim yıllar olmuştur. Artık kendisi birçok usta sanatkara icazet vermiştir. Ama hocasına vefayı imzasında dahi düşünecek rikkatte hareket eder. İcazet, müsaadedir. Hocanın talebesine sen artık bu ilmin sahibisin, bu sanatı öğrenebilir, imzanı atabilirsin demesidir. Bu izne rağmen talebe, hocasına hürmet ve saygısından dolayı imzasını hocasının adıyla birlikte atmayı tercih eder. İmza yazının çeşidine göre fark ediyor. Yazının kompozisyonuna göre de fark ediyor. Şimdi en önce nesih yazıdan başlayalım. Ketebehu veya sevvedehu bir yerden eğer naklen yazdıysa nakalehu, tarih konulur. Bazen belde ismi yazılır. Bazen
hatırlı kişilerden biri istediyse onun istediğinden dolayı yazıldığı kaydı düşünür. Kaideye uyan nesih yazılarda. Nesih imza veya hatta icaze, sülüs yazılarda. Klişeleşmiş rakımın ortaya koyduğu imza şekli veya hattı icazeyle satır halinde bazen bölünerek yazılır. İmza koyarken tabir caizse imza budalalığına da düşmemek lazım. Zaman zaman öyle yazılar görüyoruz ki imza yazının kendisinden daha büyük. İmzalar başlı başına uğraşılsa kanaatim orta kalınlıkta bir kitap oluşturacak kadar da zengin ve çeşitli. Benim imza bu. Bu şekilde olan imzaları geliştiren Mustafa Rakım Efendi. Ondan öncesine ait dönemlerde bu tarzda imzalar yok. Sanatkar kibirden sakınır. Benlik duygusundan uzaklaşmak için imzasını eserin altına küçük ve mütevazı, çoğu defada fakir, hakir, aciz gibi kelimelerle birlikte atar. Eski sanatçıların yaşayış tarzını ne kadar bize sözlü olarak anlatılsa da tam hakim değiliz açıkçası. Şu anki ahlak anlayışı ile onların ahlak anlayışı arasında ben insanlığın çok değişmediğini düşünüyorum. Hatta ilerlediğini bile düşünüyorum. Çünkü hep kemalat vardır. Yani Allah'ın yaratışında hep ilerleyiş vardır, ileri doğru gidiş vardır. Son insani değerlerin de yükselişinden bunu fark etmek mümkündür bence. Günümüzde bu sanatı uygulayanlar elhamdülillah çok artık. Ve bir zamanlar unutulmaya yüz tutmuşken, bir zamanlar bizim sanatlarımız horlanıyorken, maalesef böyle devirlerden geçmişiz. Şimdilerde birçok kurslarda, alanlarda, mekanlarda bu işle meşgul talebe yetiştiriliyor, sergiler düzenleniyor. Bir şey unutuluyor ama. Bugün gelenekli sanatlarımız zahiren taklit ediliyor. Bir hattatın bir ibareyi seçerken muhtevasındaki duyduğu lezzet, onu yazarken bir Allah'ın esmasından bir esmayı mürekkebinden kağıda döküp buluştururken içindeki manadan aldığı ruhaniyet yok diye düşünüyorum. Zira bu bir eleştiri ama eksik bir yönümüz. Bunu da tekamül ettirmeliyiz. Birçok hattatımız, birçok sanatkarımız bu işle uğraşırken manayı, muhtevayı gözden kaçırıyorlar. Şekillerde kalıyorlar. Onların bize vereceği mesajı düşünmez oluyorlar. Ruhundan bir haber, şeklen mükemmele yaklaşmış sanatlar uygulanıyor. Sanatkarın ruh dünyasının farkına varmak, eserini anlamak için dünya gözüyle görmenin ötesinde gönül gözüyle de görmek gerekir. Bu şekilde sanatkarın içinde barındırdığı duygu, azim ve aşk müşahede edilir. Eski devirde bir hattata, bir sanatkara bir şey sipariş ediliyor. Belki de o ikisi arasında, çok az insan arasında, onların yakınları, sevdikleri arasında paylaşılıyor. Fakat bugün bazı şanslar var bu sanatlar için. Mesela sergilerde konsept, konu denen önemli bir mesaj verme aracı da olabiliyor artık. O vaktin, o ayın gereği konseptler, konular seçilip konulu sergiler yapılmakta. Ve ben Deniz bunları çok hoş karşılıyorum. Yoğun bir mesaj verme aracı oluyor sanat eseri. Günümüzle geçmişin böyle bir farkı var. Bunu iyi yönde kullanabildiğimizi düşünüyorum. Marifet İltifata tabidir. Sanata değer verilmesi, eserlerin beğenilip takdir görmesi sanatkarı teşvik eder. Sanatsever, sanata merak duyan kimse bazen de herhangi bir vesileyle sergiye gelmiş, o tablolardan, levhalardan bir takım içine şeyler doğmasını bekleyen
insan da bir edep göstermeli. Çünkü bizim halkımızda eskiden böyle bir ahlak varmış. Bizim milletimiz bir kağıt parçasını üzerine Kur'an yazılabilir, üzerine ismi Celal nakşedilebilir diye daha boşken bile yere düşürmemiş, yere koymamış hiç. Şimdi günümüz sergilerinde ayeti kerimelerle, hadis-i şeriflerle karşılaşan biraz da böyle modern çağın sanki olmazsa olmazı gibi zannettikleri bir tavır içinde görüyorum insanları. Bakıp esere ahkam kesmek, efendim hemen kolayca eleştirmek, beğenmedim bunu demek. Yok ben, yani bizim ecdadımızın, kudemanın böyle bir ahlakı yok. Hep böyle ne ders alırım, ne tefekkür ettirir bu bana? Buradan bir harf, bir renk bana neyi hatırlatır ve hangi hatırayı gönlümde uyandırır diye bakmışlar. Bir boş kağıt parçasına hürmet eden halktan böyle kolayca efendim eserleri eleştiren, ona bakışını usul adab içinde yapamayan bir halka dönüşmeyelim. O emeği, o yılların alın terini, hoca talebe münasebetini, birçok şeyi düşündürmeliyiz. Burayı, bu sergileri, bu eserleri gözlemlemeye gelenlere bir parça bundan da bir şeyler aktarmalıyız. Ahlak bir bilgi işi, ilim işidir. İnsan olmanın şartıdır. Topluma yön verme gücüne sahip olan sanatkarın ahlaki değerler bakımından üstün vasıflara sahip olması gereklidir. Ancak o zaman sanatımızla asırlara damgamızı vurabiliriz. Baktığınız bir heykel ya da resme sadece görsel obje olarak bakarsınız. Ama hat sanatında şöyle özel bir durum vardır. Üç duyuyu birden çalıştırır. Gözle bakarsınız, seyir zevki duyarsınız. Okursunuz, aklınıza hitap eder, manalarını düşünürsünüz. Ondan bir ders çıkartırsınız. Tekrar okuyarak kulağınızı da güzel bir musikiyle eşlik etmiş olursunuz. Herkes sanatkar olamaz. Olması da gerekmez. Herkes sanatkar olsaydı kim sanatsever olacaktı ve kim bunlara talip olup da evine veyahut da iş yerine, mekanlara bunları koyacaktı? Zaten bu yaratılışı da aykırıdır. Yani herkesin aynı şeyi yapması aykırıdır. Şu var, herkes sanattan hoşlanabilir ve hoşlanması gerekir, zarurdu zaten. Sanattan hoşlanmamak, sanatla ilgilenmemek demek büyük bir ayıp demektir bizim için. Büyük bir nakısadır, büyük bir eksikliktir. Vücudumuzun yarısı yok demektir. Ruh dünyamızın dörtte üçü yok demektir. Vücudumuz yarısı yok demektir. Ve ruh dünyamızın dörtte üçü yok demektir. Çünkü güzellikle biz iç içe değiliz. Çünkü biz sevgiden nasip almamış insanlarız demektir. Sanatla uğraşmamak veya da sanatı sevmemek, sanatla ilgilenmemek. Duyularımızın kabalaşması demektir. Kalplerimizin kararması demektir. Ruhumuzun katran bağlaması demektir. Sanatla, güzellikle, sevgiyle ilgilenmemek demek. Dolayısıyla bunu biz sanatçı olarak da yapabiliriz. Sanatsever de olarak da yapabiliriz. Hatta sanatseverlerin çoğu sanatçı kadar duygusaldır, duyarlıdır, rakik kalplidir. Yüce Rabbimizin cemal sıfatını kendi varlığında tecelli ettiren insanlardır, sanatsever insanlardır. Mesela pek çok insan bilir, bir musiki aleti çalamaz ama bütün makamları bilir. Hatta sesi de iyi değildi, ciracı değil ama bütün konserlere gider. Yani bu da onlar kadar bu işin içindedir. Dolayısıyla illa bir sanatkar olmamız şart değil ama sanat eserlerine karşı duyarlı olmak herkesin görevidir.